Efendim biliyorsunuz bu galoş meselesi ayağa giyilen galoş meselesi iyice ayağa düştü. Güya hijyen olsun diye, temizlik olsun diye yapıyorlar. Fakat bunları imha etmeyince tekrar kullanılmaları pek bir mümkün görülüyor. Merhabalar. Onlara parayla mı sattılar size? Herhalde parayla aldım. Kaça aldınız ablacığım? Vallahi bilmiyorum. Benim şey aldı. Efendim? 25 bin lira. Tanesi 25 bin lira. Tanesi 25 bin lira. 25 bin lira efendim. Peki sonra çıkartıp oraya atıyorsunuz. Çıkartıp atılıyor. Ya bir daha kullanılırsa? O mümkündür. Kullanılmaz. Efendim abla? Ben götüreceğim, bir daha getireceğim. Akşama bir daha geleceğim. İşte galoşlar burada satılıyor. Görüyorsunuz. Burada satılıyor. Burada torbaların içinde hep bir galoş var. Kaç para oğlum o? 25. 25 bin lira. Evet. Anladım. Sonra ne oluyor bu galoşlar? Nasıl ne oluyor? Bunların karşılığında mı satılıyor? Evet. SSK İstanbul Hastanesi makbuzu diyorsun. Evet. Peki dışarı atılıyor, daha sonradan onları satma ihtimali olmaz mı? Hayır, hayır, olmaz. Nasıl olmaz ya, orada olmaz. Duruyor, yerde duruyor. Biz onları süpürüp çöpe atıyoruz. Efendim? Biz süpürüp yine çöpe atıyoruz. Kötü niyetli kişilerin eline geçemez mi? Efendim? Kötü niyetli kişilerin eline geçmiş olamaz mı? Hayır, geçmez. Öyle mi? Evet. Arkadaş kendinden çok emin görünüyor. Herhalde burayı İsviçre zannediyor. Allah'tan biz Türkiye'de yaşadığımızı biliyoruz yani. İşçilerimizin maaşlarından kesilen sigorta paraları bu hastanelerde hizmet verilmesi için ayrılıyor. Güya diyorum çünkü görüyorsunuz son derece hijyen olması gereken bölümler burası. Siz mesela ne hastasısınız efendim? Kalın bağırsaktan ameliyat oldum. Ameliyat oldunuz. Gördüğünüz gibi son derece hijyen olması gereken bir ortam olması beklenirken şu rezalete, şu sefalete, şu kepazeliğe bakın. Kullanılmış serum şişeleri buralara atıyor. Galoş parçaları. Kapıda da insanlardan çifti 25 bin liraya galoş almaları isteniyor ki burası temiz kalsın. Burası nasıl temiz kalır? Şu duvarların haline bakın. Hale bakın. Hakikaten ben dokunmak bile istemiyorum. Evet tabii ampul yok. Hiçbir şekilde ampul yok. Bunlar artık pas tutmuş. Serumların konduğu kaydeler. Merhaba. Ya ben vallahi gördüğüm manzaralardan çok utandım. Çok zor oluyor herhalde değil mi? Çekim yapma şeyiniz var mı? Neymiş? Çekim yapma için izniniz var mı? Hayır yok. O zaman nasıl yapıyorsunuz? Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Vatandaşa bir sürü çirkinlik yapılıyor. Şey. Vatandaştan para kesiliyor. Ne tür yapmak istersiniz? Ben konuşmak istemiyorum. O zaman konuşmayın abi, siz benimle konuşmaya geldiniz. Nasıl oldu tek yatağı aldılar? İşte bilmiyorum nasıl. Çarp olabilir, şanslı da olabilir. Korkunlu da olabilir. Korkunsuz insanlar yatamaz tek odada yavrucuğum. Her şey düşünülmüş tabii ki. Namaz secadesi de var, tesbihler de var. Allah kabul etsin. Fakat bunu Allah da kabul etmez, kul da kabul etmez. Burada tabii benim tam bilmediğim bir alet duruyor ama herhalde oldukça pahalıdır ve oldukça da önemli fonksiyonu vardır. Fakat buraya atmışlar, böyle duruyor bu. Şimdi Allah etmesin, hastanede diyelim ki kötü bir şey oldu, yangın çıktı. Bakın yangın çıkışının neresi olduğunu uyarı levhasıyla gösteriyorlar. Tam karşısı, tam karşıya geliyorsunuz, yangından çıkacaksınız, çıkamıyorsunuz. Burada kalıyorsunuz, ya dumandan zehirleniyorsunuz ya yanarak kül oluyorsunuz. Allah korusun. Açılmıyor. Açılsa ne olacak? Hadi ittiniz, açtınız. Hemen arkada sedyeler var. Hasta sandalyeleri var. Buralarda da böyle bir durum söz konusu. Tuvalete gitmeye tiksiniyoruz. Tuvaletler çok berbat. Tuvaletlere bir girin. Buradaki rezaletleri, şu odaları baştan başa bir gezin. Tuvaletler yani, böyle kanlar, tuvaletler. Ben bugün erkek tuvaletine girdim. Çok nadirden tuvaletlere giriyoruz, bakalım nasıl diye. Oho. Oho. SSK Hastanesi'nin tuvaletleri efendim. Hastalar burada ihtiyaçlarını gideriyor. Galoşu niçin vermişlerdi? Temizlik için.
Temizliği mi kaldı hocam? Temizliği kalmadı, çıkaracağız çünkü buraya mecbur girmek zorundayız. Öyle. Tekrardan çıkaracağız bunları. Bakın, çöp kutularını gösteriyorum size. Görüyorsunuz, nasıl çöp kutuları. 3 aydır bu hastaneye gelip gidiyoruz Savaş Bey. 3 aydır gelip gidiyoruz. Aynı, düzen aynı. Evet. Başhekimin dolaştığı yok mudur bilmiyorum. Sorumlusu kim buranın? Nedir, ne değil? Şurada bir şey var, garip bir şekilde buraya koymuşlar bunları, anlayamadım. Fırına atılacak çöpler, plastik enjektör, serum setleri, karton kutular, ameliyat petleri. Bu uyarı ne bahsedeceğim şey? Herhalde kalorifer borularına yaslanmış bu vaziyette. Bu arada kalorifer borularını görüyorsunuz. Bunun ne işe yaradığını çok anlayabilmiş değilim. Muhtemelen bir özürlü arabasının ayak basma pedal yeri. Samatya SSK Hastanesi'nde görüyorsunuz kuburları açmak için bu ilkel araç gereç kullanılıyor. Çok özür dilerim, bir ellerimi mutlaka yıkamam lazım. Şimdi sizi bayanlar tuvaletine doğru götürüyorum. Bakın, kanlı, pis, mikroplu, bakteri üreten çarşaflar oralarda. Ne yazık ki aynı pislikler buralarda da var. Vatandaşa verilen sağlık hizmeti işte bunlar, ördekler görüyorsunuz. Onlar da son derece pislik içinde. Durum gerçekten fena.